taksiler tabii ki yaşıyoruz. Taksimetre zamları geldiğinde 2000 lira taksimetre tarifesi alıyorlar program kanasına. Ondan sonra zama gelince bize zam çok az veriyorlar. Bunun için de müşteriyle sıkıntı yaşıyoruz. En azından indi bindi 50 lira olması lazım. Kilometre 15, açılış 15 olması lazım. Bize verdikleri şu anki tarife 12 lira. Açılış 11 lira kilometre. Yani bu bizi kurtarmıyor. Bugün yap fiyatı 1000 lira olmuş en düşük araba. Ondan sonra yedek parçalar. Yedek parçalar pahalı olduktan dolayı tamirci de ister istemez evini bir şeye attığı zaman 300-500 lira para istiyor. Tabii bu da bizim kazancımızı bayağı etkiliyor yani. Yani mazot tabii ki sıkıntı biraz yüksek yani o verdiği tarifeye göre bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Peki müşteri geliyor mu gelmiyor mu? Ya müşteri geliyor. Müşteri de tabii sıkıntıya giriyor. En azından yani güzel bir tarife verseler müşteri de sıkıntıya girmez. Biz de sıkıntıya girmeyiz. Bizim sadece buradan müşteriyi alıp da atıyorum havaalanına ya da otogara ya da Yenişehir'e, Karaköprü'ye gidiş bıraktığımızda dönüşlerimiz hep boş. Müşteri sıfır, yok. Hiç kimse el kaldırıp taksiye binmiyor. O yüzden bayağı zarar ediyoruz yani. Hep git, boş gel, ondan sonra 2 saat, 1 saat burada bekle. Tabii ki burada yıllardır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Tabii ki uğradık, yabancılar gelmiyor şu an. Kültür turizmi durdu. İnşallah seçimlerden sonra güzel olacağına inanıyorum. Kültür turizmi taksilere ulaşma faydası vardı. Yok desek, yani hak yemiş oluruz. Bayağı faydası var. Taksimetre ayarları biraz sıkıntı oldu abi. Yani taksimetre ayarları oldu ama ücret pahalı. 2 milyar para istiyor. Peki yaptırabildiniz mi? Daha yaptırmadım abi. 2 milyar çok para. Yani ücret tamam bir şey oldu ama ücreti ayarlamak için 2000 TL istiyor. Bu biraz fazla geldi. Onunla ilgili bir şey yapmadı, açıklama yapmadı. Yani müşteriye karşı bize mi açıyor? Yani fiyatı geçen bütün mü? Peki müşteri falan geliyor mu? Taksilere biniyorlar mı? Ya müşteri yavaş yavaş alışmaya başlıyor yani. Tamam. Fazla yok ama yine de Allah çok şükür yani. Fiyatı yok. Tamam gidiş abi. Tamam. Müşteriler gelmiyor depremden dolayı. Yani önceliğe göre düştü biraz ama yine çok yani 15'e falan 12'ye falan düştü daha iyi. Yani önceleri 28'lere kadar yükseldi. Biraz daha düştü daha iyi olur.